8 Ekim 1980'de sorgulama esnasında ağır işkence sonunu katledildi. 30 yıl içerisinde bizim burada bir insan haklarından vermiş olduğumuz mücadelemiz sonucu Başbakan, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiki Cumhurbaşkanı Dolmabahçe'de annelerle görüşmesi sonucu ana Berfana'nın yaşı itibariyle dikkatini çekmiş olacak ki Cemil'in konusunu ele aldı. Mecliste komisyon oluşturdu. 350 sayfalık rapor hazırladılar. Raporun sonucunda Cemil Kırbay 8 Ekim'de güvenlik güçleri tarafından sorgulanırken işkenceyle öldürülmüştür. Devlet, bin yıllık geleneği olan devlet ilk defa mecliste bir kişinin öldürdüğünü kabul ve itiraf etti. Genel kuruldan geçen rapor Kars'a gitti. Ona rağmen Kars'taki savcılık iddianame hazırlanmadan rapor bekletildi. Zaman aşındırıldı. Zaman çalındı. Ve zaman aşımından dolayı Cemil'in dosyası düştü. Anaya biz öldürüldüğünü söylememiştik. Sadece oğlum nerededir diye. Oğlumu getirin bana. 30 yıl boyunca gel. Ne zamanki Zafer Üskül rapor sonucu eve geldi, başsağlığa taziye niyetiyle ana o zaman öğrendi. Ondan sonra ana çocuğumun kemiklerini istiyorum dedi. Bu sefer ana da başka bir travma başladı. Biraz fazla yaşamadı. 3 yıl sonra zaten öldüğünde de bize Cemil'in kemiklerini bulmadan, benim kucağıma vermeden beni defnetmeyeceksiniz. Zor bir sorumluluktu göreve götürdüğümüzde. İşin içinde çıkamıyoruz. Geçeklemesi mümkün olmayan bir şey. Benim aklımda ikinci mezar geldi. Otobüse giderken telefon açtım, dedim ikinci mezar. Hayırdır dediler. Cemil için mezar açın dedim. Olayı bu şekilde kapattı. Halen daha ananın kucağı da gözleri açık gittiği gibi kucağı da açık, Cemil'in de mezarı açık. Biz devletten alacağımız olan cenazemizi istiyoruz. Sakladıkları, hapsettikleri, adına ne dedi, yok ettikleri şimdi şey kalmamıştır. Tabiri caizse bunu dilim varmıyor. Kemiklerimizi verir kardeşim. Barışçı toplantımız, eylemimizin altında bu yatıyor. Bunu yasaklamasına ne insan, ne vicdan, ne din, ne kitap hiçbir şey sığmaz. Hükümetler kuruldu, hükümetler düştü. Her gelen darbe ve darbeci. Sen darbe ve darbecilere karşıysan 12 Eylül darbesinin ben dolayı beni niye kelepçeleyip götürüyorsun? Ben o darbenin sonucu kardeşimin mezarını arıyorum. O zaman sen darbe ve darbecileri koruyor ve kolluyorsun. 12 Eylül zihniyeti devam ediyor. Bunun başka bir izah tarzı, şekli yoktur. Eğer sen darbe ve darbecilere karşıysan bize bu uygulamaları yapmadığın gibi, yapamayacağın gibi, tattırmadığın gibi bunun hesabını sorardın darbecilerden.